İletişimi etkileyen tutum ve davranışlardan bahsetmeden önce iletişimi tanımlayalım. İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim kurarken kullandığımız farklı yollar ve araçlar vardır. Buna göre iletişim üçe ayrılır. Sözlü iletişim. Konuşarak kurduğumuz bir iletişim türü olan sözlü iletişimi yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Arkadaşınıza okuduğunuz bir kitabı anlatmanız sözlü iletişim örnektir. Yazılı iletişim. Yazı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iletişim çeşididir. Mektuplar, elektronik postalar, gazeteler, kitaplar, bültenler yazılı iletişim örnektir. Sözsüz iletişim. Sözlü iletişime yardımcı olan ve anlamını pekiştiren sözsüz iletişim, beden hareketleri, jest mimikler, ses tonu gibi sözel olmayan farklı unsurları içerir. Sözsüz iletişim günlük iletişimimizin önemli bir kısmını da kapsar. Hayatımızın her alanında farklı kişi ve kurumlarla iletişim kurarız. Evde ailemizle, mahallemizde komşularla, okulda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle devamlı iletişim halinde oluruz. Etkili iletişim kurmak, günlük hayatımızı kolaylaştırdığı gibi insanlarla kurduğumuz bağları da güçlendirir. Peki iletişimi etkileyen olumlu ve olumsuz tutum ve davranışlar nelerdir? İletişimi olumlu etkileyen tutum ve davranışlar. Empati kurmak. Empati bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durumu veya davranışlarının sebebini kendimizi o kişinin yerine koyarak doğru bir şekilde anlamaya denir. Etkili dinlemek. Günlük hayatta yaşanılan iletişim sorunlarının büyük bir kısmı yanlış anlaşılmalardan kaynaklanmaktadır. Etkili dinlemek, karşımızdaki kişinin söylediklerini anlamak için sözünü kesmeden ve yargılamadan dinlemektir. Göz teması kurmak ve dikkatimizi konuşan kişiye vermek, bizi karşımızdaki kişiyi daha iyi anlamamızı sağlayarak iletişim sorunlarının önüne geçecektir. Göz teması kurmak. Sözel olmayan iletişim biçimlerinden biri olan göz teması, karşımızdaki kişiyi dinlediğimizi, bize söylenenlerle ilgilendiğini göstermenin en etkili yollarından biridir. Aynı şekilde bizim iletişim kurmak isteyen bir kişiyle konuşurken de göz teması kurmak, duygularımızı daha iyi aktarmamızı sağlayarak iletişimimizi olumlu etkileyecektir. Farklılıklara saygı göstermek. Her insanın değerleri, olaylara bakış açıları ve düşünceleri birbirinden farklı olabilir. Farklılıklarımız birbirimizden ayrışma sebebimiz değildir. Aksine birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. İletişim kurarken karşımızdaki kişinin bizden farklı düşüncelere sahip olabileceğini anlamalı, saygılı ve hoşgörülü bir tutum sergilemeliyiz. Yeni düşünceleri öğrenmeye ve anlamaya açık bir şekilde dinlemeliyiz. Ben dili kullanmak. Günlük hayatta karşımızdaki kişiye duygu ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışırken istemeyerek kırıcı, suçlayıcı bir tavırla konuşabiliriz. Bu da bizi sorunun çözümüne odaklanmak yerine istemediğimiz tartışmalara sürükleyebilir. Ben dili kullanırken anlatmak istediğimiz durumu kendimiz üzerinden anlatırız. Sen dili ise genellikle karşı tarafı suçlayıcı bir konuşma tarzıdır. Örneğin, her zaman sözümü kesiyorsun cümlesi yerine ben dili kullanarak cümlemi tamamlamamı beklememen beni üzüyor ifadesi kullanılabilir. Kendini doğru ifade etmek. Kişinin karşısındaki kişi veya kişilere duygu, düşünce ve isteklerini açık ve anlaşılır bir şekilde iletebilmesine kendini ifade etmek denir. Kendini doğru ifade etmek etkili iletişimin olmazsa olmazlarındandır. Duygu, düşünce ve isteklerimizi karşımızdaki insanlarla açıkça paylaşmaktan çekinmemeliyiz. Beden dili kullanmak. Jest, duygu ve düşüncelerin el, kol veya baş hareketleriyle ifade edilmesidir. Mimik, duygu ve düşüncelerin kaş, göz, ağız veya çeşitli yüz hareketleriyle ifade edilmesidir. Beden dili, vücudumuzun duruşu, jest ve mimiklerimiz gibi sözlü iletişimimizi destekleyen sözsüz iletişim biçimleridir. Vücut dili aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi daha iyi ifade edebiliriz. Konuşma sırasında karşımızdaki kişiye dönerek, jest ve mimiklerimizle konuyla ilgilendiğimizi ifade ederek beden dilimizi etkin bir şekilde kullanabiliriz. Güler yüzlü olmak. Günlük hayatımızda karşılaştığımız insanlara saygılı ve güler yüzlü davranmak iletişimimizi olumlu etkiler. Olumlu ilişkiler kurmamızı kolaylaştırır. Güven duygusunu arttırır.
İletişimi etkileyen olumlu tutum ve davranışlar olduğu gibi, iletişim sorunlarına sebep olan ve günlük hayattaki ilişkilerimizi olumsuz etkileyen davranışlar da vardır. Ön yargılı davranmak. Ön yargı, bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, diğer bir adıyla peşin hüküm demektir. Ön yargılı olmak karşımızdakini etkili bir şekilde dinlememizi engeller ve iletişim sorunlarına yol açar. Emir vermek, suçlayıcı konuşmak, alay etmek, sen dili kullanmak, beden dilini yanlış ve abartılı kullanmak, kendi fikrini kabul ettirmeye çalışmak. İletişim kurarken yanlış anlaşılmalardan ve zıtlıklardan kaçınmak için olumsuz iletişim yollarından kaçınmaya özen göstermeliyiz.